Merhaba arkadaşlar. Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuzu göbeği mantarında şunu göstermek istiyorum. Kuzu göbeği mantarının sporlarını saldığını nereden anlayabiliriz? Bakın arkadaşlar. Artık kuzu göbeği mantarı hem şu an hafiflemiş bir durumda, hem de yüzeyleri bu şekilde hafif bir beyazımtırak bir tabaka var. Yani kurumuş hafif. Ayrıca bunlar büyük mantarlar. Sporlarını hemen hemen tamamen salmış diyebiliriz. Fark ettiyseniz mantarlar gayet büyük. Aslında toplamanız gereken mantarlar bu şekilde. Küçük mantarları asla almamamız lazım. Orta boylu mantarları, sporlarını salmış mantarları ya da bu şekilde büyük, sporlarını hemen hemen tamamen salmış mantarları toplayabiliriz. Bakın arkadaşlar, aynı şekilde burada da saklanmış bir mantarımız var. Oldukça büyük bir mantar. Bu şekilde mantarları böyle toplarsanız eğer, orta boylu veya bu şekilde sporlarını salmış bir şekilde toplarsanız, diğer yıl yine aynı geldiğiniz yerden, yine buradan arkadaşlar veya çevresinden mantar bulma alanınız çok yüksek. Bu şekilde mantarlarımızı kopartıyoruz. Gayet büyük bir mantar. Bir mantarın sporlarını saldığını öncelikle mantarın büyük olup olmadığından anlarsınız. Diğer bir yöntem de yüzeyine bakıp mantarın nasıl bir durumda olduğunu, taze olduğunu veya yaşlı olduğunu anlamanız lazım. Bunu anladığınız takdirde bilinçli bir hasat yapmış olursunuz. Mesela burada mantarın şöyle kök gövdesine baktığımızda bir yaşlanma söz konusu. Mantarın kendisinde de aynı şekilde yüzeyinde hafif bir kuruma var. Burada şu an göstermiş olduğum mantar taze bir mantar. Orta boylu bir sınıfta yer alıyor. Mesela bu mantara bakıyoruz. Sporlarını salmış ama henüz tazeliğini şöyle görebiliyorsunuz. Hemen bunun yanında sizlere şu farkı göstermek istiyorum. Burada da arkadaşlar bakın, yüzeyi kurumuş. Ve sporlarını hemen hemen hepsini salmış bir mantar var diyebiliriz. Kök gövdesi de yaşlanmış. Yine bu şekilde hasadımızı yapmaya devam ediyoruz. Hasadımıza devam ediyoruz ve bu mantar da aynı şekilde sporlarını bırakmış. Bugünlük benim diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.